Hepinize esenlikler diliyorum. Bu videomda ilk Müslümanların sembol isimlerinden olan Sad bin Ebi Vakkas hakkında bilgi vereceğim. Önce onun kısa biyografisini anlatacağım. Ardından bir sahabe olarak, özellikle de bir insan olarak nasıl bir portre olduğunu yansıtmaya gayret edeceğim. Tabii diğer videolarımda olduğu gibi bu videoda da ezoterik anlatılardan, abartılmış, kabartılmış veya köpürtülmüş anlatılardan arındırılmış bir portreden söz edeceğim. Onu baştan belirteyim. Bu tür videolarda veya diğer zaten İslam tarihiyle ilgili konularda veya siyerle ilgili konularda genelde objektif bakmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince objektif davranıyorum. Kimseyi ne kırmak istiyorum ne İslam'ın sembol ismi haline gelmiş isimleri tazyif etme gibi bir derdim var. İtibarsızlaştırma gibi bir derdim var ama olanı olduğu gibi sunmada gayretim vardır. Bu itibarla eğer birilerini rahatsız edecek bir bilgi varsa onu da hiç çekinmeden sunarım. Bunu tekrar belirtmiş olayım. Bu itibarla beni zaten dinleyen dostlarım bilirler. Böyle romantik yorumlara kaçan birisi değilim. O tarz videoları çekenler vardır. Gidip onları dinlesinler. Benim videolarım onlara zaten hitap etmiyor. Ben de onlara hitap etmiyorum. Böyle bir derdim yoktur. Ancak olanı olduğu gibi anlatma gibi bir kaygı güttüğümü baştan belirtmiş olayım. Sad bin Ebi Vakkas kimdir? Söylediğimiz gibi ilk Müslümanlardan Benü Zühre kabilesindendir. Benü Zühre Hazreti Peygamber'in annesinin kabilesidir. Aynı şekilde bu kabileden Abdurrahman bin Avf gibi önemli bir isim daha çıkmıştır ki bu da ilk Müslümanlardandır. Keza onunla ilgili de video yapacağım. Çok ilginç bir şahsiyettir o da. Peygamberimizin annesinin kabilesinden olması nedeniyle Resulullah'ın ona dayı dediğine dair haberler vardır. Kendisi takriben 16-17 yaşlarında Müslüman olmuştur. Her ne kadar benimsemesek de aşere-i mübeşşere diye tanımlanan ve dünyada cennete bileti kesilmiş olduğu iddia edilen 10 isimden birisi gibi gösterilmiştir. Yalnız bu konuyla ilgili videom vardır. Merak edenler ona bakarlar. Orada bu meselenin detayı vardır. Bu sıfatların yanında aynı zamanda İran Fatihi olarak bilinir. Zira Hazreti Ömer döneminde İran cephesi başkomutanıdır ve bu bölgenin fethinde önemli rol oynamış şahsiyetlerden birisidir veya en önemli isimdir. İddialara göre İslam'ı seçtiği zaman annesi şiddetle karşı çıkmış, vazgeçmezse onunla konuşmayacağını, gölgelenmeyeceğini, hatta yeme içmeden keseceğini kendisini ve bir anlamda açlık grevine gideceğine dair ant içmiş ve bir şekilde oğlunu vazgeçirmeye çalışmış. Bu bağlamda Sad'ın bir tereddüt yaşadığı anlatılıyor veya anlaşılıyor. Nitekim de özellikle bu Lokman suresinin 15. ayetiyle ilgili haberler arasında buna değinilmiştir. Bu itibarla da Hazreti Peygamber'e geliyor. Annesinin kendisine olan yaptırımından söz ediyor. Bunun üzerine de Lokman suresinin nazil olduğu, dolayısıyla da bu surenin özellikle de 15. ayetinin doğrudan Sad'la alakalı olduğuna dair bir takım yorumları görürsünüz. Burada ne anlatılıyor? Önce şunu söyleyelim. Kur'an-ı Kerim ebeveyne yani anne babaya iyi davranma konusunda son derece önemli mesajlar verir. Sadece bir istisna tutar ki o da bu söyleyeceğim meseleyle alakalıdır. Ayetin muhtevası şöyle. Şayet diyor ebeveyniniz sizi körü körüne şirke zorlarsa onlara itaat etmeyin. Dünya işlerinde ama onlarla iyi geçinin. Bakınız ayetin muhtevası ve peygamberi takip edin. Yani dini konularda size baskı yaparlarsa siz peygamberi takip edin ama dünya işlerinde onlarla iyi geçinin veya diğer konularda anne babanızla iyi geçinin gibi. Mesela İsra suresinde olduğu gibi onlara öf bile demeyin şeklinde bir takım açıklamaları görürsünüz. Bunların detayına girmiyoruz. Sad bu ayetin ardından annesine gider rahatlamıştır iddialara göre ve der ki 1000 tane canın olsa ve bunları tek tek yani feda edeceğini söylesen de ben inancımdan vazgeçmeyeceğim. Annesi de onun bu kararlılığını görünce bundan sonra vaadinden de vazgeçiyor. Böyle bir detaydan bahsedilir. Ben bu tarz iddiaları çok doğru bulmuyorum. Yani genelde nüzul meselelerine bakınca veya sebebi nüzulle ilgili iddialara bakınca adeta kimi ayetlerin
muhtevalarına uygun bir takım hikayeler sebebi nüzul gibi gösterilmiş. Burada da benzer durum çağrıştırılıyor. Ancak bu surenin de yine Mekki surelerden olduğunu, Lokman suresinin, belirtmiş olalım. Sad'la ilişkilendirilen bu ayet gibi yine videonun içerisinde değişik ayetlerin olduğundan da söz edeceğim ve bazen de böyle birilerinin çok da hoşlanmayacağı haberler var. Onlara da değineceğim tabii ki. Sad Mekke'de hayatını sürdürmüş Mekke dönemi boyunca. Yani bir kısım Müslümanlar Habeşistan'a hicret ediyorlar. Kendisi gitmiyor. Müşriklerin baskısına rağmen Mekke'de kalıyor. Bu da muhtemelen kabilesinin himayesinde olduğu izlenimini akla getiriyor. Kendisi gibi Umeyr ve Amir adında iki kardeşi daha Müslüman oluyor. Umeyr Bedir Savaşı'nda, Amir ise Hazreti Ömer dönemindeki Yermuk Savaşı'nda şehit düşüyor. Yine bir kardeşi vardır Utbe, o ise Müslüman olmuyor. Daha sonra Müslüman olduğu iddia edilmiştir. Uhud Savaşı'nda Hazreti Peygamber'in karşısına çıkmıştır. Hatta attığı taşla Peygamberimizin dudaklarını yaralamış ve dişinin kırıldığı gibi iddialar vardır. Ancak bu dişinin kırıldığı iddiasına ben katılmıyorum. Zira Hazreti Peygamber'in şemailine baktığınız zaman birçok detay, birçok ayrıntı verilir ama dişinin de kırık olduğuna dair veya dişlerinin olmadığına dair ön tarafta herhangi bir bilgiden bahsedilmez ki bu konuyu ele almıştım. O yüzden burayı pas geçiyorum. Bu baskılar sırasında Mekke'de kaldığı için az sayıdaki sahabeden birisidir Mekke'de ve bu bağlamda Resulullah'ın hep yakınında olmuş. Yine baskılar devam ettiği için bu dönemde kuytu yerlere gidip buralarda ibadet ettiklerinden bahsedilir. Bazen de müşriklerin tacizlerine maruz kaldıkları söylenir. Nitekim de işte bir kuytu yerde bulundukları sırada müşriklerden bir grup onları taciz edince eline geçirdiği bir kimi rivayetlerde kemik veya herhangi bir parça neyse bununla rakibine vurduğu ve bu rakibini kanattığı. Bundan dolayı da İslam adına ilk kan akıtan kişi olarak da anılmıştır. Bunu belirtelim. Sonra Medine'ye hicret ediyor ki kendisi sade bir hayatı benimseyen bir sahabe, bir özelliğe sahip, sakin bir karakterdir. Medine'ye hicret ediyor. Medine'de daha öne çıkan bir simadır. Resulullah'ın en yakınında olan isimlerden birisidir. Hatta Resulullah'a yakın korumalık yapmıştır. İlk seriyelere katılmıştır, komutanlık yapmıştır. Hatta bu seriyelerde birisinde bir çatışmaya girdiği ve ilk kez de ok attığı, dolayısıyla da ilk kan akıtan İslam adına aynı zamanda ilk ok atan kişi olarak da anılmıştır. Resulullah onu Sa'd bin Muaz'la, önemli bir isimdir yani, adaşıyla kardeş ilan etmiştir. Musab bin Umeyr'le de yine hicret safahatında kardeş olduğu söylenir. Bedir Savaşı'nda müşriklerden Said bin As'ı öldürdüğü, onun kılıcını alıp Resulullah'a verdiği iddia edilir ki bu kılıçla ilgili enteresan iddialar vardır. Malumunuz savaşta da alınan ganimetlerin dörtte biri dağıtılıyor. Beşte dördü dağıtılıyor. Beşte biri oluyor. Hazine payına ayrılıyor. Yani Resulullah'ın uhdesine geçiyor. Bu kılıca Medine'ye geldiği zaman bu grup mallar dağıtılmıyor. Bunları Resulullah ekstradan pay olarak veriyor. Bu kılıca gözü kalıyor. Sad'ın onu almak istediği, Peygamberimizin bırak yerine dediği, tekrar almak istediği, tekrar bırak dediği, işte bu meselenin de Enfal suresine yansıdığını belirtmiş olalım ki yes'elûneke anil enfal dediği. Rivayetlerde genelde enfali ganimet olarak çeviriyorlar. Meallerde. Bu kesinlikle yanlıştır. Bu surenin başında ganimetlerden bahsetmiyor. Ganimetlerin beşte birlik payından bahsediliyor. Beşte birlik payı da fazladan verilen paydır ki bunun adı nefildir. Enfal da onun çoğuludur. Bu itibarla da Peygamberimiz bu malları dağıtmayınca acaba dağıtmayacak mı? Acaba kime verecek? Ne yapacak diye aralarında konuşunca işte ayet buna yönelik bir eleştiride bulunuyor. Bunu da bu vesileyle belirtmiş olalım. Sad'ın asıl öne çıktığı konu Uhud Savaşı'dır. Yalnız Uhud'a gelmeden önce bu hikayeye bakarsanız, yani normal bir insan yani kendi ele geçirdiği kılıca sahip olmak istiyor ama Hazreti Peygamber uygun bulmuyor. Çünkü bu hazine malıdır, vermiyor ve bunu tutuyor. Kendisi de istiyor. Bakınız bu normal bir insanın talebi neticede. Diğer sahabelerde ganimetlerden gözlerinin kaldığı bir takım şeyleri istedikleri olmuştur. Bunlar da herhangi bir beis de yoktur.
Uhud da destanlaşan bir isimdir. Zira birçok sahabe Resulullah'ı terk ederken Resulullah'ı terk etmeyen, hatta Resulullah'ın ona ok yetiştirip ok attığı, ok atmasıyla öne çıkan bir sahabe olduğu, aynı zamanda iyi bir at binicisi olduğu da yine rivayetler arasındadır. Bu itibarla da Hazreti Peygamber'in okçuları arasında Hazreti Peygamber'in okçusu olarak tanıtılmıştır. Hatta Resulullah'ın ona ok yetiştirirken anam babam sana feda olsun dediği rivayet edilir ki bunu da sadece onun için söylediği gibi haberlerden bahsedilmektedir. Hendek Savaşı'nda da yine önemli rol üstlenmiştir. Bu Benu Kureyza kabilesi ihanet edip de müşriklerin safına geçtiği zaman bu yöndeki şayialar üzerinde Resulullah bir grubu üzerine daha doğrusu bir grubu gönderecek ki içlerinde Sa'd bin Ebi Vakkas da vardır ve onları kalelerinde muhasara edecektir. Burada Sa'd da aktif görev almış. Hazreti Ayşe validemizin bir rivayeti yansımıştır kaynaklara. İnsanlar zırh ve miğfer giydikleri için kimin kim olduğu tanınmıyordu bu kıyafetle. Ben diyor Sa'd bin Ebi Vakkas'ı yürüyüşünden tanıdım der. Yani Resulullah buraya birlikler gönderdiği zaman böyle bir detaydan da bahsedilir. Resulullah'ın vefatı ve vefatından sonraki süreçte Sa'd fazla öne çıkmış değil. Mesela Sakife tartışmalarında hiç yoktur. Hazreti Ebu Bekir dönemindeki iç isyanlarda yine hiç yoktur. Şam ve Irak bölgelerindeki cephelerde yine yoktur. Ancak Hazreti Ömer döneminde birden öne çıkacaktır. Ve önemli bir komutan olarak göreceğiz onu. Rivayetlere göre İran cephesindeki komutanlar yetki tartışmasına giriyorlar. Özellikle bu Büveyb Savaşı'ndan sonra Hazreti Ömer de iki komutanı alıyor ki birisi Müsenna bin Harise, diğeri de ona yardımcı gönderilen Cerir bin Abdullah el-Beceli'dir. Bu ikisini görevden alıyor ve Sa'd bin Ebi Vakkas'ı bu bölgeye komutan tayin ediyor. Burası önemli bir detaydır. Bundan sonra işte Sa'd daha ön plana çıkacak ve tarihe geçen bir isim olacaktır. Ve Kadisi Savaşı'nda Sasanilerin merkezi ordusunu mağlup edecektir. Ancak burada bir detay anlatayım. Biraz da böyle magazin türü haberler de var bu rivayet arasında. İddialara göre savaş tabii 2-3 ay kadar devam ediyor. Bir ara Sa'd bin Ebi Vakkas hasta oluyor ve hasta yatağındadır. Bu safahatta da Halid bin Urfuta veya Urtufa diye birisi vardır. Odur orduyu idare eden. Yani Sa'd çadırındayken, dinlenirken ordu onun komutasında savaşa devam etmektedir. İddialar arasında bölgeye gönderildiği zaman Müsenna bin Harise, görevden alınmış olan Müsenna bin Harise hastaydı ve vefat edecektir. Hatta şeyle buluşamayacaktır Sa'd bin Ebi Vakkas'la. Sa'd da kardeşini gönderecektir ve bir takım bilgiler getirecektir iddialara göre. Böyle kardeşi diyebildim. Yani birilerini gönderecek ve Müsenna'nın kardeşiyle görüşecek ve bir takım ondan bilgiler alacaktır. Bu safahatta işte Müsenna'nın eşiyle de evlendiği söylenir. Eşini kendisine eş edindiği söylenir. Savaş devam ederken hasta yatağında yattığı için Müsenna da muazzam bir komutandır böyle. Yani çok direkli bir komutan. Savaşın gidişatından kadın memnun olmayınca bunu Taberi anlatır. Ben oradan naklediyorum. Şöyle bakar yüksekten savaş meydanına. Ah yiğit Müsennam ah der. Şimdi sen olsaydın bu işler hiç böyle yürür müydü? İddialara göre Sa'd'ın bu muhtemelen erkeklik gururuna dokunacak ve kadına bir tokat patlatacak. Kadın da dönüp diyecektir ki ey Sa'd, bu tokat acizlikten mi yoksa kıskançlıktan mı şeklinde bir hikaye anlatılır. Doğru ya da yanlış Taberi'ye gidip bakarsanız burada görürsünüz. Neticede Kadisiye Savaşı onun başkomutan olduğu dönemde kazanılan bir savaş. Bir yıl sonra da Medayin'e girecek. Yani İran'ın başkenti olan Medayin'e girecek. Çünkü Yezdicert burayı terk etmiştir. Ardından Celula'dan muazzam bir başarı elde edecek ve böylece Sasani merkezi güçlerini iyice çökertecektir. Bu Celula Savaşı'ndan sonra Hazreti Ömer onun Irak bölgesine çekilmesini isteyecektir ki Ömer böyle ordunun hemen bilinmedik coğrafyada ilerlemesine pek sıcak bakan bir isim değildir. Ve Kufe şehrini kuracaktır. Yani savaşı kazandığı gibi aynı zamanda Kufe şehrinin kurulmasının da en önemli mimarıdır. Ve buraya da zaten vali atanmıştır ki daha sonradan Kufe ve aynı dönemde kurulmuş olan Basra birer ilim ve medeniyet merkezi olacaktır. Bu bağlamda Sa'd'ın aynı zamanda
medeniyetin temellerinin atılacağı merkezlerden birisini kurduğunu da söylersek fazla abartmış olmayız. Yalnız Kufe farklı kabilelerin bir araya geldiği bir bölge olduğu için, yani bir şehir olduğu için burayı idare etmek zordur. Nitekim de Kufe halkı hem Hazreti Osman döneminde hem de Ömer döneminde hem de daha sonraki dönemde her zaman problem olmuş bir yerdir. Ama Hazreti Ömer burayı ustalıkla yönetmiştir. İddialara göre Sa'd'ı bölge yani şehirdeki halk ganimet dağıtımında adil davranmıyor. İşte gaza ve fetihlerde gevşek davranıyor. Namazları çok uzatıyor gibi bir takım sudan gerekçelerle Ömer'e şikayet edecekler. Ömer de bunun üzerine müfettiş görevlendirecek. Tahkikat yapılacak. Tahkikat neticesinde aslında iddiaların içinin boş olduğu anlaşılacak. Yalnız Hazreti Ömer uyanık bir adamdır. Kufe halkının durumunu yakından biliyordur. Bu şartla da Sa'd'dan memnun olmayınca hani daha fazla problem büyümesin diye onu görevden alacaktır. Aslında herhangi bir suçu yoktur. Fakat konjonktür gereği, şartlar gereği görevden alacak ve yerine Ammar bin Yasir'i getirecektir. Bu sefer Kufeliler Ammar bin Yasir'i çok yumuşak diye niteleyecekler. Onu da bu sefer görevden alıp Mughire'yi getirecek. İşte Kufeliler böyle ikide bir idareci değiştirmek isteyince bakınız Hazreti Ömer 2-3 tane idareci değiştiriyor. Hazreti Osman ise tam tersini yapacaktır veya yapacak ama değişiklik hep kabilesinden birilerine atacak ve gerilimi tırmandıracaktır. Hatta bu Kufelileri de anlamıyorum diyor. Bir vali gönderiyoruz ona bahane buluyorlar, bir başkasını gönderiyoruz onu yumuşak buluyorlar şeklinde Ömer'in bir yakınmasından söz edilir. Fakat Ömer denge politikası güderek burayı sorunsuz bir şekilde idare etmiştir. Bu da Hazreti Ömer'in idari mahareti anlamında son derece önemlidir, dikkat çekicidir. Yalnız Sa'd'ı aslında şartlar gereği görevden aldığının en önemli referanslarından birisi hançerlendiği zaman demek ki buraya tekrar onu vali atamayı düşünüyor. Hazreti Osman'a diyor ki eğer yani kim vali atanırsa daha doğrusu şura üyelerine Sa'd'ı görevine iade etsin. Dolayısıyla da Hazreti Osman seçilince Sa'd'ı buraya vali atıyor. Böylece Hazreti Osman döneminde ikinci valilik dönemi başlıyor. Yalnız aradan bir yıl geçmeden Hazreti Osman onu görevden alacak ve yerine Velid bin Ukbe'yi getirecek ve bundan sonra da buradaki dengeler alt üst olacak. Çünkü Sa'd daha sorunsuz bir şekilde idare ediyordu. Yalnız Hazreti Osman Velid'den sonra Said'i getirecek ama bunların ikisi de bölge dengelerini korumayacaklar ve burası sorun olmaya devam edecek. Zaten ilk de fitil buradan alevlenecek ve Hazreti Osman'ın başını yiyecekler buradaki kabileler. Dolayısıyla da halkın rahatsız olduğu konuları iyi bilen Ömer burayı sorunsuz bir şekilde götürmüştü. Sa'd'ın Kufe valiliği döneminde Ömer zamanında bir takım farklı iddialardan da bahsedilir. Mesela burada bir Kufe'de hükümet konağı bugünkü deyimle yaptırıyor. Buraya da Kisra'nın sarayının kapısını taktırıyor. Bu tabi şikayet konusu oluyor. Hazreti Ömer tahkikat yaptırıyor. Muhammed bin Mesleme'yi gönderiyor ki teftiş heyetinin başındadır. Bunun doğru olduğu ortaya çıkınca eğer doğruysa diyor git o kapıyı yak ve Hazreti Ömer bu kapıyı yaktırır Muhammed bin Mesleme'ye. Bu enteresandır. Yine Kufe valiliği döneminde bir başka problemden daha bahsedilir. O da Basra ile alakalıdır. Basra'da yine Ömer döneminde Utbe bin Gazvan tarafından kurulmuştu. Fakat Sa'd bu bölgenin idarecisi benim, sen de bana tabisin diye ona talimatlar gönderecek. Ve Utbe bin Gazvan da bundan rahatsız olup Mughire bin Şube burada görevlidir. Ona vekaleti verecek ve kendisi Medine'ye gidecektir. Hazreti Ömer'e durumu anlatacak ve görev yerine dönmek istemediğini söyleyecek. Yalnız Hazreti Ömer ondan vazgeçmeyecek. Yine onu görevine iade etmek isteyecek. Bu sefer de yolda Basra'ya varmadan Utbe bin Gazvan vefat edecek ve bunun üzerine de Hazreti Ömer Mughire'yi Basra valisi olarak tayin edecektir. Dikkat ederseniz Sa'd bin Ebi Vakkas ve Utbe bin Gazvan arasındaki mesele normal iki idarecinin birbiriyle olan problemi veya memnuniyetsizliği. Biri baskı yapıyor, öteki halifeye gidiyor ve halife de onu tekrar görevine gönderiyor. Bakınız sahabe arasında bunlar yaşanır mı? Yaşanabiliyor. Gayet normal. Bunlarda aslında bir şey yok da sorun burada nerede? Biz onları adeta günahsız gibi gördüğümüz için
melekleştirilmiş olarak gördüğümüz için veya hep yüceltici bir şekilde anlattığımız için ki emin olun bunların çoğu da boştur. Nitekim de işte peygamberimizden sonra olup biten siyasi olayları gördüğünüz zaman hiç de öyle toz pembe bir tablonun olmadığını zaten görürsünüz. Sonuç itibariyle Ömer döneminde bakınız Sad'la ilgili bir takım problemlerden de bahsediyoruz. Yalnız demek ki Ömer şartlar gereği onu görevden almış fakat yani haksız değil de şartlar gereği aldığı için tekrar onu oraya iade etmeyi de düşünmüş. Osman'ın halifeliği döneminde ikinci Kufe valiliği başlayıp da burada görev yaptığı zaman yine iddialara göre Abdullah bin Mesud'la bir ters düşmesi vardır ve bunun üzerine de görevden alındığından söz edilmiştir. Ve özellikle de bu valilerle maliye görevlileri arasında zaman zaman problemler çıkmıştır. Bu Mısır'da Amr bin el-As ve Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serh'in peşinden gönderilmesinden sonra Mısır'da da yaşanmıştır. Kufe'de de Hazreti Osman'ın valileriyle İbni Mesud arasında yaşanmıştır ki o da o bölgenin vergi amilidir. Zaman zaman böyle sürtüşmeler olmuş. İbni Mesud'la da bu bağlamda bir sürtüşmesinin olduğundan da bahsedilir. Detayına gerek yok. Sonuç itibariyle görevden alınınca Medine'ye dönüyor. Akik Vadisi'nde bir arazi alıyor. Bu arazi de aslında çorak bir arazi. Burayı mamur hale getiriyor. Burada bir kendine ne diyelim ev yapıyor, köşk yapıyor ve siyasetten uzak durmaya çalışıyor. Bundan sonraki ömrünü burada geçirecektir. Hazreti Osman döneminde bu nedenle sessizdir. Bu dönemdeki Osman halife seçildiği zaman ilk problemlerden birisi Hazreti Ömer'in oğlu Ubeydullah'ın babasının katili zannettiği 2-3 kişi birkaç kişi öldürüyor işte malumunuz. Bu bağlamda onu sakinleştiriyorlar ve Sa'd bin Ebi Vakkas kontrolü altına alıyor ve yani bu burada bir aktif rol aldığını görüyoruz. Ancak Hazreti Osman'a genelde sıcak bakan birisi değil. Yalnız diğerleri gibi doğrudan da eleştirmiyor, destek de vermiyor. Yani kenarda duran birisidir. Osman dönemi sessizdir. Siyasetten uzak kalmıştır. Aynı tavrını Hazreti Ali döneminde de sürdürmüş. Ancak Hazreti Ali'ye karşı tavrı biraz daha farklı. Nitekim Hazreti Ali'ye biat etmiyor. Buna mukabil mesela Talha ve Zübeyir gibi de karşısına çıkmıyor. Yani nötr duruyor. Zaten siyasi gelişmelerdeki veya siyasi olaylardaki rolüne bakarsanız hani Sa'd böyle çok öne çıkan bir tip değildir. Mesela Şura'da da bunu görürsünüz. Ali'ye mesafelidir. Yani Ali'ye biat etmemesi demek aslında Cemel ehlinin eline yani Hazreti Ayşe tarafına bir anlamda artı puan yazılır. Çünkü Ali'nin önemli muhalifi konumundadır. Yani ona biat etmemek demek, muhalif olmak demektir. Bu itibarla da Cemel de sıfırında yoktur ama Talha Zübeyir gibi onlara destek de vermiyor. Yalnız biat etmemesi netice itibarıyla yine bir siyasi tercihtir. Ve halifeliğini tanımadığı anlamına geldiğini de bu vesileyle belirtelim. Talha ve Zübeyir biat etmişlerdi. İstedikleri valiliği alamayınca Ayşe'nin safına geçtiler ve Hazreti Osman'ın kanını gündeme getirdiler. Halbuki biat etmişlerdi. Aynı zamanda da Ali istişaresiz halife olduğu gibi eleştirmişlerdir ama Sa'd böyle yapmamıştır. Biat etmemiştir ama kenarda da kalmıştır. İddialara göre de 675 yılındaki Muaviye dönemine denk geliyor. Akik Vadisi'ndeki evinde vefat etmiştir. Son dönemine doğru gözlerinin görme yeteneğini kaybettiğinden de bahsedilir. Cenazesi şehre getirilmiş, Hazreti Ayşe'ye gösterilmiş ve ondan sonra kendi vasiyeti gereği Bedir'de, Cennetül Baki'de defnedilmiş ki Bedir'de giydiği cübbesiyle defnedilmeyi de vasiyet etmiş ve bu şekilde buraya defnedilmiştir. İddialara göre en son vefat eden sahabe olmuştur şeklinde de bir iddia var ama bu çok tartışılabilecek bir konu, çok kesin bir bilgi değil. Dediğimiz gibi Sa'd bin Ebi Vakkas Resulullah'ın en yakınındaki isimdir. Onun en sadık dostlarındandır. En seçkin isimlerden birisidir. Cennetle müjdelendiği söylenen, iddia edilen isimlerden birisidir. İyi bir okçudur, usta bir binicidir dediğimiz gibi. Yapı itibarıyla ama politik meselelerden uzak birisidir. Nitekim de işte Ömer onu Şura'ya dahil ettiği zaman
net tavır sergilememiştir burada. Hani bir söz var ya, ne akar ne kokar bir tip. Tabii bunu ben Sa'd için söylemiyorum ama bir benzetme olsun diye söylüyorum. İnisiyatif almaz. İddialara göre Hazreti Ali onu çokça uğraşmış, ikna etmeye çalışmış. Çünkü Talha Zübeyir kendisini desteklediği zaman Sa'd da destek verince zaten şuradan çıkacaktı Ali. Ama Sa'd Ali'ye destek vermeyecektir. Bunun yanında Abdurrahman bin Avf lehine çekilecektir. İşte bu süreçten sonra da Abdurrahman hakem ben olayım diyecektir ve böylece Hazreti Osman'ın seçilmesini sağlayacaktır. Sonuç itibariyle Hazreti Ali'ye bir rezervinin olduğunu ve biat da etmediğini, muhalif kaldığını görüyoruz. Sa'd'la ilgili daha önce bir şeyden bahsettim. Ayet ve sebebi nüzulundan. Aynı şekilde içki yasağıyla ilgili bir konuda da yine onunla alakalı bir hikaye vardır. İddiaya göre içki yasağı gelmeden önce biraz içmişler ve zilzuruna sarhoş olunca aralarında arkadaşlarıyla ufak çaplı çatışma çıkmış ve bunun üzerine de işte Maide 90'daki, zannediyorum Maide 90 olacak, içkiyi bütünüyle yasaklayan ayet bunun üzerine inmiştir. Ve dolayısıyla da bu ayette yine Sa'd'la ilişkilendirilmiştir. Veda hacı ile ilgili bir başka bilgi vardır. Bu safahatta Sa'd ciddi hastadır. O yüzden de katılamaz veda haccına. Dönüşte Resulullah onu ziyaret edince, malı mülkü de çoktur ki birazdan ona da geleceğim. Ve öleceğini düşünür. Geride miras bırakacağı birilerinin olmadığını, çocuklarının artık yetiştiğini, dolayısıyla da malını Müslümanlar için hibe edeceğini söyler. Mirasçısı kalmadığını bir kızı dışında ona da yeterince malının olduğunu söyleyecek, verecek. Malı olduğunu söyleyince Resulullah bunu kabul etmeyecektir. O zaman yarısını vereyim diyecek. Olmaz. Üçte ikisini vereyim yine olmaz. Sadece diyor üçte birini alırım. Dolayısıyla da Resulullah dikkat edin üçte birini alıyor. Bunu daha önceden işlemiştim ben. Özellikle de işte Tebuk seferinde Ebu Bekir'in malının tamamını, Ömer'in yarısını, Osman'ın da neredeyse artık Tebuk ordusunu baktığı gibi iddiaların ne kadar da içinin boş olduğunu bu rivayetten anlarsınız. Kaldı ki hani onlar rivayetse bu da rivayettir. Yine Muhammed suresinin zannediyorum 36-37. Ayetlerinde olacak. Orada da ne diyor? Allah sizden malınızın tamamını istemiyor. İstese de zaten vermezdiniz. Muhtevasında bir ayet vardır. Bunu da belirtmiş olalım. Bu faslı da böyle kapatalım ve sadece Resulullah üçte birlik malını alıyor. Dediğim gibi Sa'd bin Ebi Vakkas veya diğer sahabeler ilk Müslümanlar muazzam zengindirler sevgili dostlarım. Bunların zenginlikleri nereden geliyor? Hazreti Ömer döneminde Müslümanlar İslam'da fazilet meselesi vardır. Yani ilk İslam'da önceliği olanlar. Kadimul İslam derler buna. Ömer bunlara yani İslam'daki öncelikleri nedeniyle fazla mal verdiği için muazzam servet sahibi oldular. Yani aslan payını ilk Müslümanlar aldılar. Büyük zenginler oldular bu ilk Müslümanların her biri. İddialara göre vefat ettiği zaman 250 bin dirhemlik malı vardı. Ayrıca mesela sahip olduğu altın ve gümüşlerden söz edilir. Bunların zekatını Mervan bin Hakem'in bir yıllığından 5.000 dirhem aldı. Yani altın ve gümüşün zekatını. Bir başka rivayette de bir yıl için 50 bin dirhem vergi ödediği söylenir ki Mughire Mervan Muaviye'nin valisidir o dönemde. Dolayısıyla da olabildiğince zengin birisidir. Aynı zamanda birçok da evliliklerinin olduğunu biliyoruz. Kimi rivayetlerde 12 evliliği, onlarca da cariyesinin olduğu söylenir. Takriben 40 civarında da çocuğundan bahsedilir. Bunların 18 tanesinin kız, 18 tanesinin erkek olduğuna dair net bilgiler verilmiştir. Evet, ana hatlarıyla bu biraz hızlı geçtim ki videolar uzun oluyor, sıkılıyorsunuz diye biraz kısa tuttum. Sonuç itibariyle böyle bir isimden bahsediyoruz. Önemli bir isimdir ama ancak belirtmiş olduğum gibi bunlar zengin sahabelerdir. Ve herhangi bir insan gibi onların da insani yönleri vardır. Baktığınız zaman sade ve bir insan nasıl yaşamışsa ona göre bir portre ortaya çıkıyor. Fakat bizim rivayet örüntüsüne baktığımız zaman muazzam bir böyle yüceltmeci edebiyat vardır. Ben bu tarz yorumlara kapalı birisiyim. Doğru da bulmuyorum. Zaten gerek sahabe, gerek sahabenin karıştığı olaylarla ilgili haberlere baktığınız zaman abartının olabildiğince fazla olduğunu görüyorsunuz. Halbuki gerçek hikayenin izini sürdüğünüz zaman
onların da birer insan olarak eleştirilebilecek, takdir edilebilecek yönlerinin, tercihlerinin olduğunu görüyoruz. Böyle bir insandır. Allah rahmet eylesin. Muazzam hizmetleri de olmuştur. Hazreti Peygamber'i yalnız bırakmaması ve onun yanında yer alması özellikle Uhud Savaşı'nda son derece önemli bir detaydır. Zira burada benim diyen birçok sahabe kaçmıştır. Bunu daha önceden belirtmiştim. Bu itibarla da Hazreti Peygamber'in en yakınındaki, en samimi olduğu insanlardan birisidir. Böylece bu faslı da kapatmış olduk. Bundan sonra zannediyorum Abdurrahman bin Avf kaldı herhalde. Onu çekeceğim. Yine bu bağlamda öne çıkan değişik isimler var. Biraz bu isimlerle ilgili bildiklerimi veya tespitlerimi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.